Terör örgütlerine katılım tek başına ekonomik ve sosyal geri kalmışlıkla izah edilemese de bu durum istismar edilerek teröre zemin hazırlayan bir neden olarak kullanılmaktadır. Bu itibarla bir yandan vatandaşlarımızı terör örgütünün tasallutundan kurtaracak mücadele yapılırken diğer yandan da örgüte katılımı engelleyecek istismara açık konuları ortadan kaldırmak durumundayız. Tüm kamu hizmetlerine en yakından ve kaliteli erişimi sağlayacak, yapılacak yatırımlarla üretim ve istihdamı artıracak ve insanlarımızın sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak merkezler oluşturmak amacıyla kırsal kalkınma merkezleri programı uygulanmalıdır. Teklifimizin özünde kırsal kalkınma merkezlerinin merkez köylerden oluşması yatmaktadır. Böylelikle KOM, divan, mezra ve köylerdeki vatandaşlarımızın bulundukları yerle erişemedikleri hizmetleri bu merkezlerden alabileceklerdir. Birçok hizmete bu merkezlerde erişim imkanı olacak, vatandaşlarımız hem üretime katılacak ve ürettiği değerden pay alacak hem de kamu hizmetlerine yakından kolay ve etkin bir şekilde kavuşacaklardır. Kırsal kalkınma merkezleri her ilçede kaymakam başkanlığında sanayi ve ticaret odaları, ziraat odaları, ilçe milli eğitim, sağlık, tarım, emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanlarının katılımıyla belirlenecektir. Daha sonra valinin başkanlığında il müdürleri ve oda başkanlarının iştirakiyle oluşturulacak komisyonda il bünyesindeki tüm kırsal kalkınma merkezleri tespit edilecektir. Söz konusu merkezler coğrafi durum, ekonomik gelişmişlik, ulaşım altyapısı, demografik yapı, ham madde kaynakları, madencilik, turizm ve ticari faaliyet imkanları, tarihi ve kültürel yapı, güvenlik ve afete duyarlılık, tarım ürünleri üretimi ve potansiyeli gibi hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. Kırsal kesimde yaşayan insanlarımızın refah seviyesini artırmak için kırsal kalkınma projeleri kapsamında köy kalkınma planları yapılacak ve altyapı yatırımları en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu doğrultuda köy sosyal yaşam üniteleri geliştirilecek, enerji, su şebekeleri ve depolama birimleriyle arıtma sistemleri sağlıklı hale getirilecektir. Program merkezi köyleri kapsadığından idari düzenlemelerde nahiye ya da bucak olarak tabir edilen yerler ile bunların dışındaki yerleşim birimlerinin kırsal kalkınma merkezi haline getirilmesi, bu merkezlerde mülki idare temsilciliği oluşturulması öngörülmektedir.